Böyle bir şey mümkün değil. Anlayamadın galiba. Neriman tüm haklarını ve yetkilerini tam vekaletle bana devretti. Onun yokluğunda hisseleri üzerinde söz sahibiyim. Yeterince açık mı? Ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Sana gelirlerden pay vereceğimi söyledim. Şimdi de Neriman'la ortak olup fabrikayı yönetmeye kalkışıyorsun. Gelirlerden olan payımı istemiyorum artık. Kemal'le barıştık. Boşanmayacağız. Ayrıca fabrikayı senden daha iyi yöneteceğime eminim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Noterdeki işimiz de bitti. Son imzaları almak için geldik. Nasıl bir oyun oynadığınızı bilmiyorum ama bu iş burada bitmedi. Buna izin vermeyeceğim. Müsaadenizle efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Hakkını nasıl ödeyeceğim? Sana nasıl müteşekkirim anlatamam. Asıl ben sana müteşekkirim. Teklifimi kabul etmekle beni büyük bir külfetten kurtardın. Otur. Neriman. Anlaşmada gelirlerin paylaşımını %50-50 diye yapmışsın. Bu çok değil mi? Hayır şekerim. Madem ortağız, madem fabrikada işleri sen yürüteceksin, hakkındır. Ben biliyorsun, ben ömrüm boyunca hiç çalışmadım. Bu işlerden hiç anlamıyorum. Bu fabrikayı herkesten daha iyi yöneteceğine eminim. Söz veriyorum, seni utandırmayacağım. Kemal ne dedi bu işe? Sevindi mi? Kesinleşmeden söylemek istemedim. Bu akşam anlatacağım. Eminim senin adına çok sevinecek. Nasılsın kardeşim? Üstün üstüye uğramıştım. Geçerken sana da baktım da meşguldün. Ama ustadan aldım hayırlı haberlerin. Halide eve dönmüş. Hayırlı olsun. Hayırlısı değil. Dönmüş dönmesine de yüzünün halinden anlaşılan mesele hallolmamış ha? Hallolacak bir mesele yok Ahmet. Karımı ortada bırakamazdım. Durumundan ibaret. Halide, benim sana söylemek istediğim bir şey var. Öyle mi? Nedir? Adana'dan ayrılmaya karar verdim. Neden? Bu şehirde kaldığım sürece asla toparlanamayacağım. Ne zaman sokağa çıksam tanıdık birilerine rastlayacağım diye ödüm kopuyor. İnsanların bakışlarına katlanamıyorum. Kimsenin beni tanımadığı bir şehirde yeni bir hayata başlamak istiyorum. Geçmişten kurtulmak, yeniden özgür olmak istiyorum halde. Nereye gideceksin? İstanbul'a. Hemen mi? Olabildiğince çabuk. Ama toparlanmam birkaç gün sürer herhalde. Benim adıma sevinirsin sanmıştım. Sevinmez miyim? Tabii ki sevindim. Sağ ol Halide. Yanımda olduğun için sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Koskocaman Amarihan Başkanı boşu boşuna mı Nuri Yamut Paşa'ya madalyan göndermiş? He ya, bu komutan liyakat nişanı. O memleketin en büyük nişanlarından biriymiş. Koskoca devletleri yenen Atatürk'ün ordusu orayla mı başa çıkamayacak? Ya kardeşim, bu ordu milletin,
Devletin. Ya sizin partinin marifeti değil ki. Sen niye üstüne alınıyorsun Celal emme? Emme şerefi bizim hükümetin zamanlı mı oldu? Buna ne diyeceğim muhtar? Ya yürü git kardeşim şimdi açtırma benim bayramlık ağzıma. Ya sizin partinin şerefi ne var ki ha? Ya hizip çıkarıp partiyi bölmekten başka. Git Allah'ını seversen ya. Mustafa. Vay Kemal. Kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Gel şöyle. Abdül, bize iki çay. Geliyor. Ben seni İskenderun'da biliyordum. Doğru, İskenderun'daydım. Başvuru için geldim buraya. Hayrola? Kore'ye gitmek için gönüllü birliğine katılacağım. Memleket için can vermekten, savaşmaktan büyük şeref var mı? Hem... Uzun zamandır işsizim kardeş. Fena maaş vermiyorlarmış askerde. Gidersem karım da çocuklarım da bir rahat yüzü görür eşit else. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Yılmaz. O da Kore'de. Uzun zamandır haber alamıyoruz. Çok zormuş mektupların gelmesi. 3 haftada 1 geliyormuş ancak. Buraya gelmesi de dağıtım da Allah bilir ne vakit. Haber alamamak bekleyen içinde, beklenen içinde zor bir durum. Ah. Bir bu eksikti. Üzülme kızım, ben toplar dizerim şimdi. Bırak anne, bırak. Ben toplarım sonra. Of. Nereden çıktı bu davet? Hani hiç gitmek istemiyorum. Ayıp olmayacağını bilsem. Git kızım git. Biraz nefes alırsın, rahatlarsın. Tamam mı? Ah, şu gün bir bitse. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kemal. Biraz konuşalım mı? Sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Neriman. Fabrikadaki hisseleri vekaleten bana devretti. Yani fabrikanın resmi ortağıyım artık. Ne zaman oldu bu? Neriman teklif edeli birkaç gün oldu ama işlemler bugün bitti. Benden sakladın yani. Hayır. Sadece kesinleşmeden söylemek istemedim. Bana söylemeye lüzum görmedin demek. Sürpriz olur diye düşünmüştüm. Buna sürpriz değil. Emri vaki derler halde. Kemal niye böyle davranıyorsun? Anlayamıyorum seni. Bu çok güzel bir haber değil mi? Çektiğim onca acıdan sonra bunu bana niye çok görüyorsun? Peki. Madem istediğim bu, hayırlı olsun o zaman. Olacak. Her şey harikulade olacak, göreceksin. Hadi hazırlan şimdi. Seher'lere davetliyiz. Seni de tanımak istiyor, kıramadım. Seher? Orhan'ın eşi. Orhan'ı her ne kadar affetmesem de Seher benim çok eski bir arkadaşımdır. Gitmezsek çok ayıp olur. O insanların içinde benim ne işim var halde? O insanlar dediğim benim çok eski dostlarım. E sen git o zaman. Kemal. Beni yalnız bırakma ne olur. Ramazan'ın düğününde olanlardan sonra yanımda olmana ihtiyacım var. İnsanların önüne kocamın elinden tutarak çıkmak istiyorum. Lütfen. Haldeciğim hoş geldin. Bu kadar geç kalınca vazgeçtiğini düşündüm. Eşim Kemal. Memnun oldum Kemal Bey. Ben de. Sonunda Halide'nin kalbini çalan erkekle tanışmak vaki buldum. Hakkınızda anlatılanlar azmış. Şekerim eşim bahsedilenden daha yakışıklı. Affedersiniz. Ben de şaşırdım.
davet edildiklerinden haberim yoktu. Müsaadenizle. Buyurun. Hoş geldin Halideciğim. Hoş bulduk Orhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Neden bana haber vermeden Halide'leri çağırdın? Bir mahsuru mu var? Anlamadım. Bugün Madame Emma'da karşılaştık. Ya davetten bahis geçince çağırmamak olmazdı. Ha. Affedersiniz. Aranızdaki durumu bilmediği için davet etmiş. Kusura bakmayın. Önemli değil Orhan Bey. Ben de zaten fazla kalmayacaktım. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Muzaffer Ali de çok huzursuzdu zaten bugün. Aa, lütfen rica ederim. Biraz daha kalın Serap. Yoksa kendimi çok fena hissederim. Pekala. Bir yarım saat daha. Teşekkürler. Ya yemin ediyorum Aybelin ha. Bak Ramazan Efendi. Dediğimden bir kuruş aşağıda olmaz. Kıyamet kadar malzeme veriyorum. Masası da, sandalyesi de, müşterisi de hazır. Ya Giritli masayı sandalyeyi yiyeyim, sendellendin de kardeşim ya. Dükkanın devrini mi alıyoruz, dükkanın kendini mi alıyoruz? Ya senin istediğin bu fiyata İstanbul'da apartman alın yemin ediyorum ha. Sen bilirsin Ramazan Efendi. Bir kuruş aşağıda olmaz. Gel sen benim dediğim fiyata hele anlaşan olsun bizim. Güzel olur. Bak sen ben elinle tamam. İnat yapıyor ama senden. Bir kuruş aşağıda olmaz. Kimin inat yaptığı belli. Yemin ediyorum hala çok vicdansızsın ha. Elimde, avucumda ne varsa hepsini alın. Sen de hazır dükkan alıyorsun. Yarın geleceksin, kapıda anahtarı takacaksın. Her şey hazır. İyi tamam. Hayırlı olsun. Sağ ol. O zaman yarınleyin noterde görüşürük. Tamamdır. Millet, bakın hele beni dinleyin. Bundan sonra burası benim. Bundan sonra sizlere hizmet vermekten gurur duyacağımı duyurmak istiyorum. Lan bir alkışlasanıza. Öncelikle hepinize beni kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Yıllar sonra tekrar Adana'da sizlerle birlikte olduğum için ne kadar bahtiyar olduğumu tahmin edemezsiniz. Aranıza dönmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Müsaadenizle hepimiz bir aradayken ben de güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünden itibaren Linç Aslan Fabrikası'nın yönetim ortağıyım. Ve şu anda aramızda bulunmayan ama bana bu imkanı tanıyan çok sevgili dostum Neriman'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yılmaz bir savaşçısın Halideciğim. Tıpkı rahmetli abin gibi. Pes etmek nedir bilmiyorsun. Teşekkür ederim. Hamit Bey'in yeğeni gönüllü olarak Kore'ye gitmek istiyormuş Orhan. Senin de genelkurmayda tanıdıkların vardır. Yardımcı olabileceğini söyledim. Elbette tanıdıklarım var. Yalnız askerliğini yapmış olanların kabulü mümkün mü onu bilmiyorum. Ama bunu mümkün kılmak lazım azizim. Madem tekrar asker olup Kore'de savaşmak istiyorlar. Bu zor bir iş değil. Lakin kimsenin ölüme gitmesine gönlüm razı olmaz. Buna gönüllü olmuş olsalar bile. Senden bir şey rica edeceğim. Elbette. Gördüğün gibi biz Kemal'le barıştık. Biliyorum.
Sana gelip boşanmayla alakalı söylediğim sözlerin aramızda kalmasını istiyorum. Kemal bunları asla öğrenmemeli. Geçmişteki yakın dostluğumuza hürmeten bunu senden rica ediyorum. Anlıyorum. Bu konuda sana güvenebilir miyim? Rica ederim Halide. En küçük bir şüphem bile olmasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. İçerisi çok kalabalık. Evet. Çok güzel bahçeleri varmış. Ben içeri geçeyim artık. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Muzaffer Ali'de aklım kaldı. Çocuk söz konusu olunca akan sular duruyor şekerim. Yoksa hayatta bırakmazdım. Katıldığın için teşekkürler. Ben size kapıya kadar eşlik edeyim. Hayır lütfen. Zahmet etmeyin, ben giderim. İyi geceler. Yarın fabrikada görüşürüz Serap Hanım. Bu geceyi ucuz atlattığımıza şükrederim. Ben daha şenlikli olur diye umuyordum ama. Neyse. Fakizem. Bak başım döndü. Kurban oldum, tamam. Girit'le ilan konuştum. Yarın neyin başlıyoruz. Hayırlısı olsun. Sağ ol, sağ ol. Gerçi çok para istedi ama ne yaparım, sağlık olsun. Aynı panka gibi kurban oldum. Ha pankaya yatırmışsın, ha bu işe. Yani bir seneye kalmaz inşallah bütün masraflarını çıkaracak. İnşallah. Benim de haftalığım var, geçinir gideriz artık. Yok, senin haftalığın yok, sen çalışmıyorsun artık. Çalışmayayım mı? Sen bundan sonra çalışmayın. Ben karımın fabrika köşelerinde çürümesini istemiyorum ben. Sen evinde oturacaksın. Gezmeyse gezme, tozmaysa tozma. Ne istiyorsan onu yap, bilin ha. Esaf mı diyorsun? Esah tabi kurban olduğum. Bugüne bugün senin karşında Giritli meyhanesinin sahibi Ramazan duruyor, Ramazan. Yalnız kurban olduğum göçük bir meşguliyet var. O da şu hani biz çocukların parasını harcamayacağız ya. O yüzden bir süre daha burada oturacağız. Yani en mevzusunu biraz bekleteceğiz. Aman be Ramazan, tek derdimiz bu olsun. Hem senle olduktan sonra teneke bana saray yavrusu. Kurban olurum ben sana kız. Hadi bir çay koy, çay çek hadi. Tamam. Demek buraya saklandın ha? Sıkıldım. Peki telafi etmek için ne yapabilirim? Halde eve gidelim mi artık? Çok yorgunum. Tamam. Dur be. Yavaş, ağır ol biraz. Doğruyu söyle. Beni çok kıskandın değil mi? Ha? Ben her gece başka başka kadınlara gidince aklın çıktı. He, çok kıskandım. Delirdim, gözüm döndü. Sen öyle pamukların içinde görünce. Laf. Bak şimdi, öyle diyorsun ama... Şimdi sen böyle hiç umurunda değilmiş gibi yapıyorsun ya. İşte o beni daha da azgınlaştırıyor. Gel kız yanıma. Gel şöyle be. Yetmedi mi be cilveleştiğimiz? Hadi gel. Gel böyle yanıma gel. Ben her gece cilveleşmek istiyorum ama.
Her gece erimi koynumda bilmek istiyorum. E tamam. E ben de her gece buraya gelirim işte. Değil mi? Hadi gel, gel uzan kız şuraya. Hadi gel uzan. Beni zabağına bu yatakta yalnız bırakan adama er der miyim ben? Hı? Nikah basmadan olmaz. Nikah mı? Delirdin mi kız sen? Ben zaten evliyim be. İşte ben de onu diyorum. Karını boşa beni at. Bak, bu senin için son fırsat. Ben senin o kuru karına benzemem. Evlat bile veririm sana. Evlat mı? Ama eline çabuk tutsan iyi edersin. Bak, yaşlanıyorsun. Yakında iş kalmaz sende. Onun için sen şimdi bu konuyu iyice bir düşün. Öyle gel buraya, tamam mı? Hadi iyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.